Arkadaşlar merhaba. Bugün Brezilya Yolları isimli bir harita var. O haritayı tanıtacağım. Bu oldukça güzel bir harita. Güzel bir harita derken büyük şehirler falan beklemeyin. Büyük şehirler yok. Hatta şehirlerin neredeyse tamamı sahne şehirler. Herhangi bir işlevselliği olmayan şehirler. Fakat yollar çok güzel. Harita 1 bölü 8 ölçekli sanıyorum. Ölçeğiyle ilgili net bir bilgi bulamadım hiçbir yerde. Yayıncının kendi sitesinde de böyle bir bilgi yok. O yüzden ölçeği tam bilmiyorum ama zaman hesaplamasından 1 bölü 8 ölçekli gibi görünüyor. Haritada mesela şimdi sol tarafta gördüğünüz birkaç tane prefabrik var. Çok eski prefabrik. Daha önce bu harita bu tür prefabriklerle doluydu. Bunlar yeni DLC'lerden sonra tamamına yakın değiştirildi. Böyle birkaç yere serpiştirilmiş kaldı ama muhtemelen bunlar da değiştirilecek. Çünkü şu anda harita tekrar elden geçiyor. Ondan sonra daha da güzel bir hale gelecek. Şimdi bu haritayı güzel yapan ne? Önce onu söyleyeyim ben size. ETS2 de biliyorsunuz 1 bölü 19 ölçek nedeniyle şehirler arasındaki mesafeler çok yakın. Çok sık kavşaklar var. Bunun yanı sıra otoban gibi yollarda örneğin çünkü gidiş geliş yollarda bu tür şeylerle durumlarla sık sık karşılaşma imkanı var ama otobanlarda da can sıkıcı bir şey var benim için ETS'nin otobanlarında. Mesela 90 km hızla veya 80 km hızla giderken kamyonu bir anda 60 km'ye düşürmeniz gereken virajlar var. Dolayısıyla insan kendini bir uzun yol kamyoncusu gibi hissedemiyor. Kavşaklar çok dar, örneğin. Şimdi bu haritada yazarın da söylediği o zaten şehirlere değil yollara odaklanılmış. Daha gerçekçi karayolları yapmaya odaklanmış bir harita bu. Dolayısıyla kendinizi böyle uzun yol kamyoncusu gibi hissedebileceğiniz bir harita çıkmış ortaya. Kamyon şoförü olmasam da Türkiye'nin neredeyse her tarafını dolaştım. Yani dolaşmadığım yer kalmadı ama otobanlarda gerçekten böyle çok abuk sabuk virajların olduğu çok az yer var. Dağlık bölgeler hariç düz yollarda yani düz arazilerde böyle abuk sabuk virajlar çok fazla karşımıza çıkmıyor. Dolayısıyla uzun bir yolda yolculuk ettiğinizin farkında oluyorsunuz. İşte bu harita size onu veriyor arkadaşlar. Harita neredeyse iki katı ölçekli olduğu için ETS2'nin hem bu avantajı kullanmış hem de işte kavşaklar örneğin normal gerçek hayattaki yollara yakın kavşaklar, virajlar öyle. Dolayısıyla keyifli bir harita olmuş. Benim görüşüme göre tabii bu herkesin gerçeklik algısı farklı. O nedenle herkes beğenmeyebilir. Ama böyle şehirlerle falan çok işiniz yok da eğer kamyon kullanmaktan keyif alıyorsanız işte kamyon kullanabileceğiniz harika bir harita bu. Dediğim gibi şehirler çok az. Küçük küçük köyler, kasabalar var yol üzerinde. Hatta bazılarının sadece tabelası var. Şehir binaları bile görmüyorsunuz çoğu zaman. O yüzden şehir içlerinde dolaşmayı seven arkadaşlar için pek uygun olmayacaktır bu harita ama uzun yol kamyonculuğunu sevenler, özellikle kamyon kullanırken müzik dinlemeyi sevenler bu yolları severler diye düşünüyorum. Yaklaşık 100 kilometrelik yol 12 dakikada falan bitiyor bunda. ETS'de 5 dakikada geçiyorsunuz 100 kilometrelik yolu. Bunda 12 dakika civarında sürüyor. Yani 300-400 kilometre yol gittiğiniz zaman yaklaşık 1000 kilometre yol gitmiş gibi oluyorsunuz ETS'de. O yüzden de ayrıca bir keyif katıyor oyuna. Çünkü yükünüzü alıp da 200 kilometrelik mesafeye 5 dakikada gidip yükü boşaltmak gibi bir durumunuz yok bunda. Bitki örtüsü yenilenmiş. Eski haritada biraz daha farklıydı her şey. Bu yeni DLC'lerde gelen bitki örtüleri de kullanılmış. O yüzden
Bitki örtüsünde bir anormallik de yok. Gayet güzel. Haritanın indirme linkini ve yayıncının resmi sitesinin linkini videonun açıklamasında bulacaksınız. Bu bağımsız bir harita arkadaşlar. Yani yeni bir profil açıp bu profili açarken haritayı eklemeniz gerekiyor. Bu bağımsız haritaları nasıl kuracağınızı bilmiyorsanız videonun sonunda nasıl kuracağınızla ilgili de küçük bir bölüm var. Oradan haritayı nasıl kuracağınızı görebilirsiniz. Lafı fazla uzatmayacağım. Yolları böyle buranın. Bu haritanın. Bir Brezilya haritası bu. Aslına bakarsanız Brezilyalılar kıskandırıyor yani beni. Şimdi bizim Türkiye için bir tane haritamız var. O da yenilenmedi maalesef. Çok eski prefabriklerle dolu. Biri elden geçirip de onu yenilerse güzel olacak ama bizde bir tane harita var. Brezilyalılar da bir dünya adam harita işiyle uğraşıyor. Yarın akşam da belki bir tane daha ayrı bir video hazırlayacağım. Yine Brezilya haritası, o da güzel bir harita. Arkadaşlar ben burada kesiyorum artık. Bununla ilgili daha fazla konuşacak bir şey yok. Harita böyle, şehirler de böyle. Bunlar dediğim gibi sadece sahne şehirler. Yani içinden geçiyorsunuz ve görüyorsunuz, o kadar. Şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın, iyi eğlenceler diliyorum arkadaşlar. Sağda kalın ve sonra sağa dönün.